2021'de iklim değişikliği maalesef 2020'nin de ötesinde daha da fazla hissedildi. Ve etkiyi en aza indirmek için çok ciddi çalışmaları bir arada yürüttük. Hem yatırımlarımızı arttırdık hem de tarımsal Ar-Ge ile ilgili faaliyetlerimizi de çok ciddi bir noktaya getirdik. Şimdi son 19 yılda az önce de söylediğim gibi tam 600 tane baraj, 8000'den fazla su ve sulama tesisini inşa ederek kuraklığa karşı mücadele, çiftçimizi her an suya kavuşturacak bir altyapıya kavuşmayı sağladık. Kuraklığa toleranslı özellikle bitkiler geliştirdik. Yani hububatta 42 tane buğday, 19 tane de arpa çeşidi geliştirdik ki bu son derece önemli. Yani kuraklıkla mücadeleyi sadece suyla değil, kuraklığa dayanıklı türlerle de ancak yapabileceğimizin bilincindeydik. Tohumda yerlilik oranımızı %96'ya çıkardık ve bunları da Türkiye topraklarına uyumlu hale getirdik. Yarının gıdasını bir nevi garanti altına aldık. Son 19 yıldaki verim artışlarına bir dikkat çekmek istiyorum. Buğdayda aynı birim alanda %41, şeker pancarında aynı birim alanda %54, ayçiçeğinde %84, mısırda %124. Yani buğdayda 10 dekara olan bir çiftçimizin aynen cebinden hiç para çıkmadan 14 dekarı varmış gibi mahsul aldığını, şeker pancarında 10 dekara olan çiftçimizin 15 dekar bir yere ekiyormuş gibi mahsul aldığını, ayçiçeğinde de 10 dekarlık yerin 18 dekara bu süre zarfında eşit olduğunu ve mısırda da 10 dekarlık yerin 22 dekara eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde hayvancılıkla ilgili de çok ciddi bir verim artışı yaşadık son 19 yılda. Sığır ortalamasında et verimi %60 arttı. Yani bunun anlamı şu, daha iki sığırı olan vatandaşımız, bugün iki sığırı olan vatandaşımız sanki 20 sene öncesinin 3 sığırı varmış gibi işlemlerini yapabiliyor. Sığırdaki ortalama süt verimi de yine %85 artmıştır. Bu da 4 sığır aslında şu anda geçmişteki 7 sığıra sığırın ürettiği süte eşdeğer bir ürün üretmektedir. Tabii bu yapılanlar yeterli mi? Asla değil. Çünkü 2050'de dünya nüfusu 10 milyara, Türkiye'nin nüfusu da 105 milyona ulaşacak. Bunun anlamı şu, %60 daha fazla gıdaya ihtiyacımız olacak, %15 daha fazla suya ihtiyacımız olacak ve bugünkü tekniklerle işleri yapmaya devam edersek de tarımdaki verimliliğimiz kıt kaynaklardan dolayı ve özellikle su kaynaklarının azalmasından dolayı en azından tarımda %10 ila %25 arasında bir düşüş bekleniyor. 2050 faturası bu. Bunun için önemli olan şu, bugün yaptığımız tekniklerin, bugün yapmış olduğumuz araştırmaların çok ötesinde araştırmalar yaparak daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım Ar-Ge faaliyetlerimizi. Bu zor denklemlerin arasında gıda güvenliğinin çok önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Burada bütün öngörüleri dikkate alıyoruz. Yatırım ve Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni politikalar üreterek var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çiftçimize de sürekli olarak desteğimiz devam ediyor. 19 yıldır biz tarım ve hayvancılığı stratejik bir sektör olarak gördük. Tarıma günlük siyasi tartışmaların dışında tuttuk. Üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İklim değişikliği ve pandemi piyasaları maalesef derinden etkiledi. Tarımsal ürünlerde ve girdilerde küresel bazda çok büyük artışlar oldu. Uluslararası boyutta yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle 2021 başında gübre desteklerini %100, sertifikalı tohum desteklerini hububatta %88 ile %166 arttırmıştık. Son günlerde maalesef dünya genelinde gübre ve gübre ham madde fiyatları tekrar artışa geçti. Yaşanan bu gelişmeler karşısında önceliğimiz çiftçilerimizin
korunması ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak. Bu amaçla bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için gübre desteklerini %25 artırarak ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı içinde hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini %100 artırarak ödeyeceğiz. Buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretim için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı içinde dekara 32 lira olarak ödüyor olacağız. Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021 yılı üretim yılı için dekara 8 lira, 2022 üretim yılı içinde dekara 16 lira olarak ödüyor olacağız. 2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik için %50 artışla dekara 24 liraya da çıkardık. Bu düzenlemeyle son 2 yıllık süreçte buğdayda gübre desteğini tam 4 misli arttırmış oluyoruz. Sertifikalı tohum desteğini de yaklaşık 3 misli arttırdık. Mazot desteğini de her üretim yılı için maliyetin ortalama %50'sini olacak şekilde ödemeye devam edeceğimizi de buradan bildirmek istiyorum. Her zaman çiftçimizin yanında olduk. İmkanlar çerçevesinde olmaya da devam edeceğiz.